ben bir şey soracağım. Bir kısım diyor ki ne olur bakma. Bir kısım diyor ki bak. Sadakat puan harcıyor. Donate atıyor Twitter'a bak diye. Ondan sonra zaten bakacağım da. Allah belanızı versin. Bugün olan bir şey mi bu? Allah bin belanızı versin inşallah. Bugün olan bir şey mi? Hı? Bugün olan bir şey mi? 365 gün olan bir şey ya. 365 gün çözemediniz ya. Hiç kimse mi çözemez ya? Çözemediniz ya. Duyduğunuz ya bunlar. Bunlar duyduklarınız. Duymadınız neler yaşanıyor insanların evinde. Neler yaşanıyor. Şiddet mi dersin? Hakaret mi dersin? İşkence mi dersin? Parayla tehdit etme mi dersin? Neler neler yaşanıyor. Bugün mü oluyor zannediyorsunuz? Bugün mü oldu? Her gün oluyor ya. Her Allah'ın günü. Her Allah'ın günü. Her yerde. Burada da oluyor. YouTube'da da oluyor. Instagram'da da oluyor. Evlerde kapalı kapılar arkasında da oluyor. TikTok'larda da oluyor. Oluyor da oluyor. Diyorum size duyduğunuz abi. Bu duyduğunuz. Beni öldürür diye konuşmayan, söylemeyen milyonlarca insan var ya. Milyonlarca. Bu ülkede milyonlarca kadın, binlerce kadın, yüz binlerce kadın gidiyor. Bak, gidiyor, tamam mı? Şikayette bulunuyor. Diyor ki bana zarar verecek, aileme zarar verecek, çoluğuma çocuğuma zarar verecek, koruma kararı çıkartın, şöyle yapın böyle yapın. Çağırıyorlar, ifade ediyorlar ki kardeşim böyle böyle bir şey yaptın mı ettin mi? Yok diyor, yapmadım diyor. Aile arasında biliyorsunuz öyle tatsızlıklar olur, bilmem ne olur, şöyle olur böyle olur. Geri tekrardan o eve gidiyor. Yine o eve gidiyor. Kimse bir şey yapmıyor ki. Kimse bir şey yapmıyor. Üf. Sahtekarlar da toplanır şimdi. Kadına şiddete hayır, kadına şiddete hayır. Götünü açmış ama bak. Bak ama Twitter'da götünü açıyor ilgi çekmek için. Baksana. Twitch'te götünü açıyor ilgi çekmek için. Ya açıkçası ben de bir kadınım ama çok rahatsız oluyorum bedenlerinin kullanılmasından. Şimdi herkes toplanır yine. Toplanın. Toplanın ya, toplanın. Toplanın. Oturursunuz bir gün yine hep beraber, favanızı alırsınız. Ertesi gün aynı hayatınıza devam edersiniz. Olduktan sonra bak konuşuyoruz değil mi? Konuşuyoruz. Allah aşkına ilkokul birden itibaren eşit rollerde olmamız gerektiğini, etmemiz gerektiğini, hiçbir şekilde bir insanın hayatına kıymamanız gerektiğini, etmemeniz gerektiğini size nerede öğrettiler? Öğrettiler mi? Öğretiyorlar mı? Bedensel farklılıklarımız insan olduğu için olabilir. Olabilir tabii ki de. Bedensel olarak birimiz uzunuzdur, birimiz kısayızdır, birimiz kaslıyızdır, öbürümüz değilizdir. Bak ama diyorum ki insan olarak bedensel farklılıklar gösteririz değil mi? Ama bunun hiçbir zaman diğer insanlar üzerinde güç kurmak için, yani bir hegemonya kurmak için kullanılmaması gerektiğini size okulda ayrı bir ders olarak öğretiyorlar mı? Ayşe ile Ali'nin aynı anda aynı şeyleri başarabileceğini eşit şartlarda eğitim aldıkları sürece öğretiyorlar mı bunu size okulda? Neyi konuşuyoruz biz? Yani ben buna deliriyorum, anladın mı? Ne adım atılıyor abi? Ne adım atılıyor? Ne adım var ya? Bunlar duyduklarınız. Bunlar duyduklarınız. Bunlar sadece duyduklarınız ha. Geri kalan o anlatılmayanları belki de dinleseniz kafayı yiyeceksiniz. Ben her gün okuyorum maillerimde anlatılmayanları bak. Maillerimde okuyorum, Twitter DM'de okuyorum, Instagram DM'de okuyorum. Her Allah'ın günü, her Allah'ın günü. hiç gelmese, bak bir gün diyelim ki hiç gelmedi, diyelim ki böyle bir mesaj, ailemden şiddet görüyorum, annem şiddet görüyor, şöyle oluyor böyle oluyor mesajı hiç gelmiyorsa, tek bir gün içerisinde 10 tane mesaj geliyor. 10. Allah belamızı versin. Buna kim sırtını dönüyorsa, kim bunların olmasına sebep oluyorsa, kim bunları alttan alta çatır çatır besliyorsa, Allah, bak Allah belasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Belki içinizde yapanlar da var bu chatte. Yapan bile vardır ha. Yapıp burada ayaktan abi hayır ya kızdı şiddetayla yazan da vardır. Ben çok gördüm. Çok iyi üniversiteleri, çok iyi bölümünden mezun olmuş, mükemmel pozisyonlara gelmiş, evde ailesine kan kusturan eden o kadar fazla insan gördüm ki. Psikolojik şiddet de bir şiddettir diye konuşup üstüne ekstra psikolojik şiddet uygulayan o kadar fazla insan gördüm ki. Kafayı yersiniz. Yani. Soruşturma başlamış. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Gerek yoktu ama ya soruşturmaya falan. Gerek yok yani. Hayattaymış. Yani şu an en azından benim önümde gördüğüm şey hayatta olduğuna dair kendisinin. Biz bunları konuştuğumuzda o sözlüklere girip de o şey yazanlar. Sizinle konuşuyorum ha. Feministler. Feminist kadın, pipi bilmem nesi. Hani öyle konuşuyorsunuz ya, geh. O götünüzü kabarta oturduğunuz koltukta. Hiçbir boka yaramadığınız halde. Bugün oturup da sakın ha sağda solda ahkam kesmeyin ha, sağ sola. Hiçbiriniz kesmeyin. Hani kuduruyorsunuz ya biz konuştuğumuzda. Hepiniz. En çok da o ikiyüzlülükten nefret ediyorum. En çok. Ne konuşalım, ne diyelim ki artık yani, ne diyelim, dilimizde tüy bitti. Düzeleceğine olan inancım da bitti ha. Bitti yani, gerçekten bitti. Bitti yani bende. Bende hakikaten bitti. Ben düzeleceğine inanmıyorum ya. İnanmıyorum, yok. Yok ya. Şey olduğunu mu düşünüyorlar ki acaba insanlar? Mesela biz bu haberleri okuyoruz ve ertesi gün hayat işte böyle çok güzel, çok mükemmel bir şekilde devam ettiğimizi falan düşünüyorlar. Yok öyle bir dünya kardeşim. Biz bunu okuduğumuzda, ben cinsiyeti kadın olan bir insan olarak ben burada bunu okuduğum zaman yemin ediyorum 1 hafta 2 hafta boyunca oturup bunları düşünüyoruz ya. Diyorum ki ulan diyorum sabaha karşı köpeğimi çıkartıyorum. Birisi gelse arkadan kesse beni, bitti lan. Bitti. Belet dalin amin. Arkamdan herkes ağlayacak. Arkamdan. O pislik yorum yapanlar da ağlayacak. Bu da var ya sırf işte feministlikten bilmem ne kasacağım diye karıları oynamaktan bir hal oldu ha. Ona kalsa erkekler olsun bilmem ne olsun diye konuşanlar, onlar başta alacaklar. Çok üzüldüm. Öyle mi oldu? Lan biz hepimiz bunu düşünüyoruz ya. Bunu anlamak zor olmamalı. Bunu yani güvenli hale getirmek, bunu caydırmak bu kadar zor mu? İdam diyorlar. Ne idamı ya? Ne yapacak? Onu yaptıktan sonra ölüp kurtulacak mı ya? Kurtulacak mı ölüp de? Oldu vallahi. Benim hayatımı sonlandırsın. Sonra paşam da gitsin vallahi. Gitsin ölüp kurtulsun ya. Oldu ya. Oldu vallahi. Caydırmak bu değil. Caydırıcı ceza bu değil ya. Hayvan hakları, insan hakları. Ne biçim? Ay. Hücrede kalsın kardeşim, hücrede ya. Tek başına kalsın ya. Otursun duvarla konuşsun ya. Otursun şu kadar bir alanda böyle yapışsın oraya, duvarla konuşsun ya. Yaşasın öyle. Öyle yaşasın orada. Bir daha salınmamak üzere vereceksin müebbeti. Yatacak ya. Yatacak. Geçen sene hatırlıyor musunuz? Geçen sene de birkaç ay önce bir tane adam köpeğe tecavüz etti. Kendisine emanet edilen. Ve köpek öldü. Malumunuz. Kendisi şu anda 3 ay ve 4 yılla şahsa özel mala zarar vermekten, yanlış da söylemiş olabilirim, yargılanıyor. Sahipli mala zarar vermekten yargılanacak. Ya insanım ve ben gerçekten çok sinirleniyorum. Ben hakikaten çok sinirleniyorum. Böyle dilimi tutmakta da aşırı güçlük çekiyorum böyle konularda. Normal düz zamanlarda bunlar yaşanmazken, bunları konuştuğumuzda YouTube'da gördüğümüz yorumlardan, Instagram'da gördüğümüz yorumlardan, ne bileyim burada gördüğümüz iğrenç yorumlardan o kadar bıkmış ve sıkılmış durumdayım ki, o kadar sıkıldım ki, ama bu ikiyüzlülükten de çok sıkıldım. İğrenç ya, iğrenç. Daha ötesi yok yani. Herkes... Ay, neyse. Ben müsaadenizle gidiyorum. Mükemmel kapattık günü. Harika kapattık. Yani abone olanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Donate atan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bit satan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sabırlar diliyorum efendim. Herkese sabırlar diliyorum. Gerçekten sabırlar diliyorum. Bir kez daha bu konuların düzelmesiyle alakalı sıfır umudumun olduğunu belirtmek istiyorum. Umarım bir gün düzelir. Belki bir gün ilkokuldan itibaren insanlara eğitme kararı alırız. Belki insanlara ağzındaki o cinsiyetçi dilin aslında aşağıdan bunu beslediğini anlar, öğrenir. Bunları konuşurken kötü bir niyetle konuşmuyoruz. Onları da söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bütün bir yayını izlediğiniz için çok sağ olun efendim. Abone olan, donate atan, bit satan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmazsa yarın saat 9-9.30 gibi buralarda olurum.